Niye? Arkadaşlar selam hepiniz. Ay başladık. Başladık. Hoş geldiniz. Şu an arabadayım. Kliniğe geldim. Park ettim arabayı. Şimdi içeri gireceğim. Bu sefer utanmayacağım. Her şeyi çekeceğim. Bugün chatten Medusa Ahmet ve kimde? Medusa Ahmet ve Word gelecek. Dolgu falan yaptıracaklarmış. Bilmiyorum artık. Röntgen çekerim. Nesin sen nereye bakıyorsun harbiden? Kamera nasıl tutuyorsun kamerayı? Niye Nasıl hep elim? yamuk ya senin açıların? Gerçekten yamuk mu? Evet. Ondan Ha, sonra bunun videosunu şeyde burada tripodumu bulamadım, elimle çektim. Tripodumu kaybetmişim. hepiniz o zaman hoş geldiniz. Birazdan klinikte görüşürüz. Bak, hep açılar yamuk. Abla vlog çekiyorum. Selam de. İçeri böyle girmiş. Abla dedi ki çekeceğim Neyse, öncesinde girdin mi dedim mi Yemin kamerayla geri ederim geleceğim. girmedim. Benim vlog çektiğim hiç bilmiyorlar ya, çok gerildim. Bir an önce ne yapıyorsun demesinler diye söyleyivereyim dedim. Seni ama tanımışlar galiba ya. Dur bakayım. Kapıdan Abla tanıyorlar vlog canım. çekiyorum. Selam de. Selam, hoş geldin hocam. Börek var mı bugün abla? Kim o? Hocam mı? Hocam mı o senin? Bana hocam diyorlar Çağrı. Hocam dedi Ha, abi. hocam tamam Şu an hocam. bana Abla da ilginç YouTube'a geldi. koyacağım. Abla YouTube'a koyacağım, bir dakika. Gerçekten mi? Evet, sen ne yapıyorsun telefonla? Kız kardeşimle konuşuyorum. Hadi Ha, yemeğe tamam. görüşürüz, bay bay. Konuş konuş. Nesin sen var ya, zorba olmuşsun ha. Sen niye abla Bir de azarlıyor YouTube'u anlatıyorsun? çalışanları. Konuş abla. Bitsin diye Ben Leyla. izinsiz olmasın. Evet, utandım şimdi bir anda. Öyle Ya değil. abla. Bilerek girdim öyle. Niye döndürüyorsun? YouTube'a döndürme ya. Niye? Ya olsun, beni tanımasınlar. Tamam abla. Ya Senin yüzünü okeysin. sansürleyeyim. Abla sana bir dakika bakayım faldan şuradan. Ya. Üç vakte kadar yeni bir iş gözüküyor ya galiba. Ben şu şerefsiz falan görür Tamam abla. beni. Ya bugün hani benim takipçilerimden gelecekler var ya, o yüzden vlog çekeyim dedim Aleyna. Kapatıyorum o zaman, tamam. Kapat. Selam. Şimdi Medus Ahmet gelecek de, Medus Ahmet gelmeden bir kahve yapayım Ya bu çocuğun kendime. ismi yok mu? Medus Kahve Ahmet, Ahmet diye geziyor. içeceğim. Samet sikmedin bunun belasını. Samet Yani yasak da bu nereye de gelmesi? engellemiş Kimi Samet abi engellemiş? yeniden aldı bu çocuğu. Ya Medus Ahmet Samet'e göndermeli şaka yapmıştı. Samet de gördü galiba. Instagram'dan engellemiş Medus Ahmet'i. Sonra benim chat'imden de engelledi bugün. Oğlum bu Öyle çocuk işte. ama harbiden Bak artık bak, yani bak. Samet abi adını yazdı abi. Ama gerçekten adı Ahmet'miş. Tamam da kardeşim bu şakayı Değilmiş, yaptı, bir değilmiş. yaptı, iki yaptı. Bu çocuk bu artık böyle yaşamaya başladı yani, artık değiştirsin yani. Yanlış mıyım? Nick öyle ya, ben öyle sesleniyorum. Tamam. Samet'in şey kötü mü olmuş Çağrı? Ben Yok, gerildim, sonra çok Samet'e güzel mesaj attım. olmuş. Samet alındın mı dedim. Şu an bu herden dolayı Ahmet kamera kötü nerede oldu da, Nesrin? cevap kahvemiz sıcak vermedi. oldu. Kahvemiz azıcık dökeyim. O Tamam. ne ya? Kahve kokusu mu yapıyorsun Buna sen? koyuyorum. Çok az kahve döktün. Ya çok sert olmasın diye. Bak şimdi çok koptum. Nesin bu ne? Bu el niye Pardon. ağrıyor? Editlerken fark ettim. Bir yerinle editliyorduk. Yarıldım Bak bak. O evde kadar güç yok ki kolda bak. ya. Bir de diş çekiyor ya bu kız. Sen bana güçsüz mü diyorsun? Bak bak. Nesrin, Aa, sen telefonu da taşıyamıyorsun Nesrin, o yüzden ama yamuk çekiyor. arkadaşlar Nesrin elinin ayarı milimetriktir yani. Burada böyle gönlüne bakma. Milimetrik ayar yapar yani. O es sadece iki lahmacun tutabilecek kadar. Bardağı nasıl taşıyor? Miloa. Ya ne Nesrin kadar atmış. rahatsızlık. Ya selam Medusa, hoş geldin, Kusura bakma. Bak Medüs Ahmet, koskoca da adam lan Medüs Ahmet. Geç kaldım Ay hayır, ben dedim geç geldi. Ortak izli mi?
Dedim ki annem dedi ne düşünüyorsun, aç mı be seni yemesin. Oha, annem beni biliyor mu? Evet biliyor biliyor. Vay be, ben de şey, ben Samet abi de çok seviyor ya galiba. Sevgili sözcükler. Beni yeme lütfen. Ya, direkt kamerayı çekince garip hissettin mi, rahat mısın Mecid? Yok rahatım. Bak sen böyle sorular sormasan kimse de sorun yok aslında. Nesin sen sürekli bir şey yapıyorsun. Direkt kamera çektim, YouTube'lara düşeceğini düşününce insanlar altına böyle kötü kötü yorumlar da yazma ihtimali aklına gelince kötü hissediyor musun? Diye sorunca insan aklına bir şüphe düşürüyorsun. Tamam şimdi sana röntgen çekeceğiz de Aleyna telefonla konuşuyor herhalde. Ben de seni bekliyordum. Şu an Melisa'ya röntgen çekiyorum. Aleyna çekeceğim. Ama... Aleyna geriliyor musun? YouTube'a falan atacağım ya ben bunu şimdi orada. İzlenir de bir de yani bu. Hiç gerildi ben yokum. Full sizi çekiyorum. Ben bu makinelere sığmıyorum ha. Makine en üste çıkarttı şey bana. Yani. Evet evet en üste kadar çıkart dedi ki yani olacak gibi. Sen birazcık eğil dedi bana. Keşke bunu ben ayarlıyorsaydım ama ayarlamayı tam bilmiyorum. Bu çok teknolojik. Biraz yaklaşayım. Kapatı. Sırrınızı hissediyor musunuz onu? Tamam. Dilinizde mağınızda olsun. İşin, Ahmet. Yeterli. İşini değdirme. Tamam. Ben şu kameradan çekeceğim Medusa'yı. Evet çok daha mantıklı olmuş bu kameradan çekmen. Öbür türlü görünüyordu. Buradan hiçbir sikim anlamayız. Az daha öbür taraftan anlıyorduk yani ne olduğunu. Bu kameraya geçirmeyi kararın çok iyi olmuş. Tamam. Burada çağır dur dur. Ha. Aleyna'yı alt tab öğretelim dedi. Mecus Aleyna'yı alt tab öğretiyoruz burada. Kesin bir şey diyeceğim. Aha. Biraz önce bir şey soracağım sana. Sen Aleyna'yı o iş yerinde istemiyor musun? Yine telefonla konuşuyor falan diye neledin de biraz yine önce. Yine demedim ya. Aleyna evet, telefonla evet. Konuşuyor. Orada şey dedin. Aleyna'yı ben şöyle anladım. Bu Aleyna da yine telefonla konuşuyor. Gibi böyle bir sıfat yaptın yani. Yok canım öyle demem. Neyse bakalım. Şimdi herkes öğrendi mi? Neyse senin şeyde. Alt tabı. Aleyna alt tab atmayı bilmiyor mu? Aleyna alt tab ne demek onu da bilmiyormuş. Ben öğrettim ama. Ablaya da öğretirim bir dahakine. Aleyna ben bunu bilmiyorum diye benden çok dalga geçiyor. Neyi o? Alt tab ne demek biliyor musun? Dedim ki bir sekme full ekranda ya. Başka sekmeye geçeceksin ya. Evet. Sekmeler arası geçiş yapıyorsun. Tamam. Alt bu Aleyna taptı. Aha ilk bir de böyle eller böyle laps diye gidiveriyor lan. Nereye basacağınızı bir görün ya önce. Bu. Lan bu iki parmakla alttan nasıl attın? Nasıl öğrendiyse öyle yapacak ha bundan sonra. Şimdi buradan Google'a geç mesela. Bak yine aynı hareketi ya tarama yapıyorlar yine. Yapıyorsun biliyor musun? Geçtim işte. Hayır ama nasıl biliyor musun? Böyle ben eskiden böyle... Ama bu bilgiyi nasıl bilmezler ya? Alt tab atmayı. Tarama yapıyordum. Ben de çok dalga. Kombo. Alt tab'a tutup böyle böyle yapınca sekmeler arası geçebiliyor musun? Ben böyle teknolojik şeyleri bilmiyorum diye Twitch'te ben hep dalga geçiyorlardı. Ben de artık başkalarını öğrettim. Bakalım Nesrin nasıl öğrenmiş. Kendisini buna adadı Nesrin. Önümüzdeki senenin başında Afrika'daki çocuklara gidecek alt tab öğretmeye. Afrika'da alt tab kuyusu 1000 TL. Bundan sonra daha sağduyulu bir insan oldu bize o zorbalıktan sonra. Ağzımı açacağım. Bu kadar, bir şey bu kadar detaya gerek var mıydı bir vlogda ya? Ağız içi detayına kadar. Gerçekten mi? Göstermemeli miydim? Siz dediniz ya hastaları da çek diye. Ağız içine kadar çektim. Ben burada ufak bir espri yaptım. Bir tane TikTok videosu vardı popüler olan. Ona gönderme yaptım. Önceden söyledim. Bakalım yakalayacağız mı? Bakalım. Hadi bakalım. Ama şimdi hemen ben giyiniyorum. Sen burada bekle diş taşlarına başlayacağız. Daha başlamadı. Işlemi. Bak ben bunun şaka olduğunu pek zannetmiyorum Nesrin. Ben bunu Nesrin ben de işte böyle yapıyorum. Bu şaka da olmayabilir mi Nesrin? Açık konuşalım, birbirimize açık olalım. Şaka. Bu çağrı gerçekten şaka ama bu arada
Gerçek hayatta şey yapmışlığım var. Bunlar basit şeyler de. Atıyorum işte bir şey yapamadım ya. Bir saniye hemen geliyorum deyip sonra Arzu Hoca'nın yanına gidip Arzu Hocam şunu yapamadım şöyle mi yapsam diye sormuşluğum var. Ama bunu da yapmam canım, bunları biliyorum. İzlenen videolara bak. Çocuk nasıl temizlenir, dişi nasıl besin. Ama hepsini izlemiş. Yakalandın. Kanal tedavisi sıcak hassasiyeti. Dolgu. Dolgu nasıl yapılır? Ulan nesin ben... sen? Sen uzaktan okudun. Aa, YouTube'dan mı okudun sen? Çağırın. Arkadaşlar ya, bunlara biz de izlesek biz de yaparız bu arada bu işi. Neyse. Araya Murat Boz gibi dinlenmiş. Tek hayalde de şey değil mi? Murat Boz'un dişlerini yapmak. Bunu evrene mesaj mı gönderdin? Hani diş nasıl temizlenir? Murat Boz'un dişleri nasıl temizlenir? Ay komik olur. Ahmet Beşiktaş'a demiş, abi diş için geldim. Nesrin çalıştırıp eve gönderdi diyor. Nesrin? Valla Ahmet... ben... Evet, ben ona çalış demiyorum. Her işi yapmaya çalışıyor. Ben de anlamadım. Öyle işte, haklı. Tamam, böyle yapacağız. Masamı da çekeyim. Bunlar dolgu malzemeleri. Bir dakika. Şöyle. Sen de o kadar eldivenler, şeyler falan filan. Şarkı seçimim güzel mi? Dişçiyim ben, dişçiyim. Dişçiyim ben, dişçiyim. Dişleri hep temizlerim. Benim adım Nesrin. Niye arkaya böyle otantik uyuşturucu kaçakçısı video? Değil mi? Öyle bir müziğe benziyor. Koydun ya. Valla Behrin'le editliyorduk. Bütün müziklere baktım. En çok bu güzeldi. Meksika kartelinin soundtrack müziğini koymuşsun amına koyayım. Sadece kartellerin dişini temizliyormuş. Ya bu kadar diş tatayı verme be Nesrin. Hayır ama yaptım, dolguyu gösteriyorum. Şu azı dişi var ya, dolgusunu ben yaptım şu an. Şu mu? Sağdaki şu mu? Evet. Hepsi aynı zaten. Fotoğrafını çektim orada. Made by Nesrin. Aynen. Dolgusuz halini görseydik son önce. Son duran dişler ise benim yaptığım oldu. Çekmiştim de çok uzun diye editte sildim. Orayı da çektin Aleyna. Aleyna'ya çektiriyor bir de. Hayır, videoya o çekiyor. Şurada bir boşluk var. Anladım. Burada, buranın dişisi sensin Nesrin, bak onu çok anladım. Burada Medusa bir espri yapıyor, Samet galiba onu alındı. Medusa Ahmet 5 lira gelmiş, abi Nesrin ödemeyi lahmacunla yapabilirsin dedi, daha fazla zarara girdim. Oğlum normal parasını versen 300-500 liraydı diş temizliği, sen niye lahmacunla ödeme kabul ettin ya? Ama dolguda yaptım. İmplant mı, köprü mü, ne istiyorsun? Şeye gerek yok ya, kürdanla doldurdum. Ağzına basacaksın o aleti, gırtlağına kadar bu şakayı yaptığı anda. İşte Samet orada banladı Medusa'yı. Bu maske, eldiveni değiştireceğim merak etme. Evet arkadaşlar, ikinci arkadaşımız da geldi. Adı Yusuf. Merhaba Yusuf. Yapılacak işlemler bunlar. Yazdım. Yusuf buraya. Ziya mı yoksa çizimci? Buradayım. Tipim bir garip. Evet, Ahmet'i çalışıyorum. Ahmet hasta olarak geldi. Ben çok iş yaptırdım ki ona. Maaş bağlayacak. Evet, asistan oldu. Şimdi diş taş temizliği yapacağız o şekilde. Tamam, seni çok çekmeyeyim değil mi? Sen misin, fark etmez yani. Tamam. 27 dişe geldik, kaç dişe çıkacağız? Biz daha değil mi bildiniz? Tamam o zaman, işlere başlıyoruz. Evet arkadaşlar, tüm işlemleri şu anda bitirdik. Kahve içeceğiz birazdan. Muhabbet, sonra da dağılacağız. Abi diş doktorları genellikle kahve içilmez yani, diş temizliğinden sonra özellikle demezler mi ya, dolgudan şeyden sonra kahve içmeyin. Sen niye kahve, bir daha gelsinler diye mi yaptın? Zaten bir daha gelecek salı günü ya, öyle sohbet edelim falan dedim, içecek de kahve vardı. Olacaklar. Gidiyorum. Bu kadar mı mekan? Üst katı alt katı vardı sanki buranın. Üst kat var var. Üst katta ama çok hasta bakmıyoruz. Girişte bakıyoruz hep. Ben kendime kola kattım. Ya abla benim için zür aldı dedim ya. Kahveleri kaynatıyordu dedim. Susadım bir kola içeyim diye öyle. Her şeyiyle fail olabilirim ya. Kahve almaya gidip susadıktan sonra kolayla geri döndün yani Esin. Şu aşırı baştan sona tutarsız. Evet. Kattım.
Niye? Ağrımayan dişim ağrıyor şu an. Hangi dişin? Ay çok korktum. Arkada niye TikTok müziği çalıyor? Diş temizliği diyecektim. Yok. Ya onlar Aleyna açıyor orada. Yedin amacına dişlerini. He yine Aleyna. Ya bir getir ya. Sen memnun musun? Sen çok bir işlem yapamadık ama. Fiyat performans diyelim. Bir de fiyat performans dedi bana. Fiyat performans mı dedi sana? Ben şey oldu, tam ücret ödeyeyim falan filan muhabbet oldu. Ben de takipçi olunca %50 indirim yaptım direkt yarı fiyatına. Ucuz oldu. Bana diyor ki fiyat performans. Ben orada biraz üzüldüm aslında. Neden? Şaka şaka Yusuf, üzülmedim. Fiyat performans. Ya ne oluyor şu anda? Nesin? Açık konuşsana. Üzüldün mü, üzülmedin mi? Şimdi fiyat performans, şimdi ben zaten bizim orası biraz ucuz, ben de yarı fiyatına yaptım ya, ucuz oldu ya, fiyat performans deyince sanki memnun kalmamış da ucuzdu gibi. Hayır, olmuş. Fiyatına göre çok iyi yapmışsın demiş işte. Ya bu fiyatta şimdi en iyi performansı aldım demiş. Evet. Peki kaç para aldın? Şaka yaptım, evet, üzülmedi. Kaç para aldın? 300. Normalde ne kadar? Ne işlemler, neler yaptın ve 300 neyi tuttu yani? Daha gelecek o bana, devam edeceğim değil mi Yusuf? Değil mi Yusuf? Sen geleceksin de. Değil mi? Salı geleceksin değil mi? Memnun kaldın değil mi Yusuf? Geleceksin. Yusuf, bu saatten sonra bu kızı üzmemek adına gerekirse o ağzındaki bütün dişleri söktürteceksin, tekrar taktırtacaksın. Bu kız babasının prensesi olduğu için buna mecbursun artık yani, gideceksin. Yapacak bir şey yok. Normalde Yusuf ne kadar o işlem? Ne yaptırdı Yusuf? Yusuf'un şimdi dolguları vardı, diş taşları vardı, tamam mı? Ama şöyle oldu, acelesi de vardı birazcık. Sanayiye falan gidecekmiş. Ben dedim ki diş taşını yapayım, dolguları da salı günü gelirsin falan. Diş taş temizi yaptım o yüzden bir tek Yusuf'a. Medusa'ya dolgu artı diş taşı yaptım. Yusuf'a sadece Medusa ne kadar ödedi dolgu artı diş taşına? Ya şimdi öyle açık açık da konuşulmaz çağır bu işler. Abi çünkü herkese farklı fiyat veriyor değil mi? Ha, Nesin? Cukka mı yapıyorsun? Adamına göre muamele mi yapıyorsun Nesin? Hayır ya. Gerçekten o yüzden. Öbürünün fiyatını söyledin. 300 lira dedin. Hayır ama şundan dolayı şöyle oldu. Ama şimdi her şeyi söyleme, ayıp olur Medusa'ya. Medusa söyleyeyim mi? Ya niye ayıp olsun abi? Ben onu anlayamadım ya. Ne aldın Nesin'le çocuktan? 3000 lira mı aldın? Hayır. Ayıp olmaz diye. Tamam. Şöyle oldu. Medusa da salı günü bir daha gelecek. Salı günü getirecek. Şu an bir ücret almadım Medusa'dan daha. Yani şey. Ablacığım onu okey. Ücreti al. Öyle olunca üzüldüm. Medusa da 500 lira. Tamam onu soruyoruz yani. İşlem bitince alırsın ücreti belki de. Okey. Tamam. Nah bekle bu arada. Nah gelir bir daha. Hayır ya, Allah Allah. Ya çok gerildim şu an para şey olunca. Hayır, ben sana aslında şunu sordum. Bu arkadaş normalde ne yaptırdı? Dolgu artı diş taşı temizliği mi? Evet ya şöyle. Hiç tanımadığın birisi geldi mesela atıyorum. Müslüman olmayan evet. Hiç tanımadığın birisi geldi. Ne kadar? Toplamda mesela dolgular 400, diş taşları 500 lira şu an orada. Dolgular 500, diş taşı 400 mü? Ya hayır, tam tersi. Dolguyu dolgu 400'e 400, yapıyoruz. Diş taşı 500. Değişiyor, 500 de olabiliyor. Yani 900 lira normalde ikisi. Aynen, diğeri de 500. Ama sen bu arkadaş ikisini yapacaksın ve total fiyatı ne çıkarttın? 300, %50 300 eder. Evet Çağrı. %50'si 300 etti. Hayır Çağrı. Ben dedim direkt şey yapıyor. Nasıl ya? Hayır. Ben şu an bir tek diş taşını yaptım. Daha dolgusuna geçmedim. Nesrin, neden anlaşamıyoruz? Güzel kız. Anlatamıyorum tamam, kendimi tamam, galiba. Çağrı. Bak Allah tamam, aşkına bu işlemlerin bittiği versiyonunu benimle konuş. Diyorum tamam. Ki bak bir dolgu bir diş taşı temizliği, tamam mı? Evet. Bir dolgu, ne kadar? Bir dakika ne kadar? 500'e yapacağım ben. Tanımadığım bir insana 900. Ne kadar? 900. Yine %50 değil. 500 işte, %50 diye kafamda yuvarladım Çağrı. %40 mı diyeyim, ne diyeyim yani? %45 mi, kaç oluyorsa 900'den 500'e. Tamam, normalde 900'ü 500'e mi düşürdün? Evet. Yazık. Kardeşim kazığı yemişsiniz. Art diye kazık yemişsiniz. Şöyle, ya, diş taşı 300'e düşüyor. Dolgular da 200'e düşmüş olacak. Öyle yapacağım yani. Dolgular derken kaç tane dolgusu var? 3-4 tane vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ha.
Abi bu konuşan tüccar ablamız kim? Bana bir dolandırıcı gibi geldi. Bu arada 20. ayımız kutlu olsun. En büyük dolandırıcı sensin abim demiş. Eyvallah. Bir de şey... Nesil daha yeni diş taşı temizlettim. 750 lira aldılar diyor. Öyle doğru. Piyasanın fiyatları öyle birazcık. Piyasa kahpe mi diyorsun? Hayır ama tanıdığım diye indirim yapıyorum tabii ki. Ne yapacağım? E tabii. Nesin, takipçin gelse yine yapacağım mı indirim? Senin adını verip. Nesin? Evet yaparım. Ben söylüyorum hep. Benim diş doktorum ağzıma hortum tutup dişlerimi temizledi. O doğru bir olay mı? O tükürük emici. Suction denir. Senin, karama. Acaba karama senin dişlerini mi fırçaladılar diş temizliği diye? Senin karamanı at gibi dişlerini fırçalıyorum böyle. Ne kadar 400 lira. Araba küp mü sıktılar dişime anlamadım. Yusuf gidiyor çekiyorum. Mutlu gülüşler. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf'u gönderdik. Medusa gitmiyor. Dedi ki şey burada işe başlamak istiyorum. Şimdi Yusuf aç diye ben... Ulan iki tane köfte var. Biri Nesrin'e biri Yusuf'a mı? Ya ikisi Nesrin'e Yusuf izleyecek. Yusuf ben... aç diye ona bugün oruç tutturuyoruz. Yusuf değil Medusa yalnız söylemişim de ikisini de ben yedim çağır. Yusuf aç diye önünde yemek mi yedin çocuğun? Hayır ben ona dedim bir bir yiyelim diye tutturdu ben köfte yemeyeceğim makarna yiyeceğim diye. Bayağı savaş verdik sonra yedim ben de. Dedin ki bu savaş artık bir kazanan olsun bu savaşın. Ama köfte. Hepsini ben yedim. Köfteler niye tavanın en sağında peki? Bilmiyorum ki abla bırakmış öyle. Abla yaptı bunları. Dedim bu kadar ne? Medusa Yusuf mu diyorum? Evet Medusa. Medusa. Hepsini ben yedim Medusa'ya bu kadar bıraktım. Bu da makarnamız. Bir de ıspanak var. Ispanak isteyeyim mi? Yok ben yemeyeceğim. İşte kendi yiyeceğim. Takipçime kendi ellerimle makarna yaptım. Onu ben yapmadım abla yaptım. Zehirlendim öyle. Neyse puding de var. Bunu göstermiştim zaten. Şimdi oturacağız yemek yiyeceğiz. Bu arada saat 6. Medusa dedi ki ben de ceketimi alıp geleyim dedi. Aşağı kadar bu merdivenlerden indi. Sonra geldi dedi ki Nesrin ceketim orada. Biz kendimizi çok eğlenmiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Şaka maka biz o gün çok eğlendik. Sabahtan akşam kadar goy goy yaptık full herkesle. Maşallah. Ama yansımamış olabilir kameraya da ben yok, kendim çok eğlenmiştim. Yok yok yansımış da senin doktor hocam bir şey demedi mi buraya eğlenmeye mi geldin diye? Görmedi ki o çıkışta geldi tam. Kendisi ölme vakti. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Medusa yolculuğunda gerekti. Buranın havalandırmasında bir şey var. Medusa orada kalsaydı, yatsaydı bari kaçacak bir yerde verseydik Medusa'ya. Diyeyim dedim. Dedim gitme. Kapıları da kapatıyor. Sen burada çalışmaya başlamak mı istiyorsun cidden? Şey, yine de bir sor. Çekiyorum sizi oğlum Samet'e selamlar. Ya Allah'ım hadi bay. Bak işte. Bak işte. İşte ikinci ban sebebi. Ya bir şakayı yaparsın bir kere. Hadi deriz okey. 2, 3, 5, 9, 15. Ya bu şakada daha devam edecek mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Ay var ya. Hadi sor yine de birine tamam mı? Ne? Birilerine sor tamam, yine tamam, de. Hadi tamam hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yorucu bir gündü benim için. İki hasta bak. Çocuğun banının bir daha açtığını göreceğim, onu da sikeceğim. Demiş Samet. Çok yorucu bir gün olmuş Nesin senin için. Tamam, dinlen dinlen. Neyse Cime işte. Oha, göz altları falan çok kararmış. Ondan sonra Cime konuştuk, sohbet ettik vesaire tanışmış olduk. Yine nefes nefeseyim. Şimdi şarjım da %6. Bir balgam at Nesin ya. Birazdan ben de çıkacağım. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bye. Gitmeden puding hakkımı yemediğimi fark ettim. Onu da yiyeyim. Ahmet'in puding hakkını da vermemişsin. Demek ki konu pudinge gelince konuyu değiştirdin. Çocuğu gönderdin sonra iki pudingi de yedin değil mi lan Nesli?
Çağır ya. Unutmuşum. Göz ucuyla gördüm ya. Öyle bilerek evet, yapmadım. Yani bunu yemezsem sonra aklıma gelir bu evdeyken. Niye yemedim? Puding diye çok pişman oldum. Cidden öyle olur. O yüzden çıkmadan mesaimi 10 dakika daha ekliyorum ama bunu yiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Klinik turundaki Berrin peki?